Tamer Korkmaz Sıcak patates türünden sorular 15 Temmuz'daki darbe kalkışmasından birkaç gün evvel papaz maskeli CIA ajanı Andrew Craig kapalı kapılar ardında buluşan ünlü siyasetçi kimdir? Gizli görüşmede şimdilerde FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Enver Altaylı da yer aldı mı? Şayet FETÖ, NATO, Amerika'nın darbe teşebbüsü başarılı olsaydı sözüne ettiğimiz o meşhur siyasetçi başbakan mı yapılacaktı? 15 Temmuz'daki darbe kalkışmasının berhava olmasından sonra haftalarca gıkı dahi çıkmayan da aynı ünlü siyasetçi miydi? Yaşadığı büyük hayal kırıklığından dolayı mı sessizliğe bürünmüştü acaba? Türkiye'ye baskı lakırdısı. 23 yılını Türkiye'de geçiren ve 15 Temmuz'dan sonra tutuklanıp 2 yıl kadar hapis attıktan sonra serbest bırakılan ülkesine dönen 007 Brunson, geçenlerde sahne aldığı bir panelde Amerika'nın Türkiye'ye daha fazla baskı yapması gerektiğini söyledi. Şimdi de çoktan unuttuğumuz 15 Ağustos 2018 tarihli bir haberi hatırlayalım. Deutsche DW Türkçe'nin aktardığına göre Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Enver Altaylı'nın kızı Zehra Adel, Alman hükümetinin babasıyla birlikte tutuklu tüm Alman vatandaşları için Türkiye'ye baskı yapmaya devam etmesini umduğunu söyledi. Kimin dayısı? Enver Altaylı, CIA'in Türkiye masasında 1959-1971 yıllarında derin görev yapan Ruzi Nazar'ın talebesiydi. Mr. Altaylı, Ruzi Nazar, CIA'in Türk casusu adlı bir de kitap yazdı. Altaylı mı? İyi rol yapan partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun dayısıdır. DPA'nin haberinden devam edelim. Hülasa, Ember Altaylı'nın kızı Zehra der, babasının Alman vatandaşı olmasından dolayı kurtarılmasını talep ediyordu. Aynı haberde Zehra Derin, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, Türkiye'nin Andrei Craig yanı sıra Alman vatandaşlarını serbest bırakması gerektiğini söylemesinden memnuniyet duyduğu da dile getiriliyordu. İki ay kadar sonrasında 12 Ekim 2018 Ajan Branson serbest bırakıldı maalesef Ankara elindeki büyük bir kozu harcadı. Düzenbazın önde gideni Trump önceki gün halen daha Branson'un casus olmadığına dair yalanı tekrarlamaya devam ediyordu. Üstüne bir de söyledik bıraktılar diyordu. Kavala için seferber oldular. Geçen yıl yani 12 Ekim 2018'in öncesindeki aylarda medyamızda papazı verelim kurtulalım diye ısrarla köşelerinden seslenenlerin hemen hepsi şu sıralar bir kez daha Osman Kavala için seferber olmuş durumdalar. Bu minvalde hürriyetçiler yani Ertuğrul Giller, başı çekiyor. Mr. Kavala'nın serbest bırakılması yolunda atmadıkları takla kalmadı. Eh Sem amcaları için çalışmak işte böyle bir şeydir. Sem amcasının bütün adamları. Masak raporu Osman Kavala'nın vakfına George Soros tarafından 2011-2017 yılları arasında 13,5 milyon dolar aktarıldığını ortaya koydu. Gezi kalkışmasından 2 hafta kadar önce ve eylemlerin zirveye çıktığı günlerde 500 bin dolarlık iki para transferi dikkat çekiyordu ayaklanmaları finanse eden adam olarak bilinen CIA ile bağlantılı Macar Yahudisi George Soros gezi kalkışmasında da sahne almıştır. Türkiye'ye son ziyareti sırasında gezideki protestoculara tıbbi ve hukuki yardımda bulunduk diyen de George Soros'tur. Tüm yollar nereye çıkıyor? Peki ya Gezi benim çok ilgimi çekti, oğlum sürekli Gezi gösterilerine gitti diyen kimdi? El cevap Meral Akşener. Akşener'in partisinde kurucu üye olarak yer verdiği Selda Tandoğan Demirel, CIA ile bağlantılı NED'in desteklediği denge ve denetleme ağının temsilcisiydi. NED, National Endowment for Democracy yıllarca Amerikancı, Batıcı TSEV fonladı. Tesevi 17 yıl boyunca yöneten Nafiz John Parker, geçmiş yıllarda Açık Toplum Enstitüsü'nün vakfa dönüşmesinin ardından bu vakfın mütevelli heyetinde Osman Kavalay'la birlikte görev yaptı. George Soros'un sahibi olduğu Açık Toplum Enstitüsü'nün Türkiye şubesi 2001'de kurulmuştur. Enstitü 2008'e kadar TSEV'le koordineli çalıştı.